Herkese merhaba. Kaşa olan yolculuğumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yoluma tüm hızla devam ediyorum. Videoda gördüğünüz gibi zeytin bahçelerine dolu yerlerden geçiyorum. Bu demek oluyor ki Ege bölgesinde seyahat ediyorum. Akdeniz kısmına doğru, yani haritaya baktığınızda aşağı doğru gittikçe hava sıcakları da yükseliyor. Aslında İstanbul'dan çıktığımda Bursa'ya kadar üşümüştüm. Şimdi sıcaktan yanıyorum. Arabayla seyahat ettiğinizde klimayı açarsınız. Serin serin gidersiniz. Ama motor da öyle olmuyor. O kaskın içinde 30 derece sıcaklarda seyahat etme durumunda kalabiliyorum. Bir şekilde serin kalabiliyorum. O da sürerken esen rüzgar. Bir önceki videoda da söylemiştim. Hatırladınız mı? Dostlarınızdan birisi ise size doğru esen rüzgardır. Arkadaşlar, şimdi size gerekli bir bilgi vermek istiyorum. Siz de uzun yol yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi gideceğiniz bölgenin durumuna göre kılık kıyafetiniz. Yani gideceğiniz bölgenin hava durumuna göre kılık kıyafetiniz. Aslında bunu şu şekilde algılamayın. Sıcak havalarda açık giymek, soğuk havalarda kapalı giymek değil. Bundan bahsetmiyorum. Demek istediğim şudur. Gitmek istediğiniz yerin hava durumuna önceden kesinlikle bakın. İster Ege tarafına gidin, ister Karadeniz tarafına, ne tarafa gitmek istiyorsanız o bölgenin minimum 5 günlük havasına bakın. Motosiklette yola çıktığınız zaman kesinlikle motosiklet kıyafetlerinizi giyin. Ben kendi ekipmanlarımdan bahsetmek istiyorum. Üzerimde orta seviye bir motosiklet montum var. Eldivenlerim orta seviye bir eldiven. Kaskım ise üst seviye bir kask. Aslında eksik ekipman olarak sadece dizliklerim yoktu. Dizlik takmanızı öneririm. Evet, ben takmadım ama beni örnek almanızı istemem. Uzun seyahatlerde başınıza ne geleceği bilinmez. Bu arada motosiklet pantolonu da giyebilirsiniz. Çünkü normal pantolonlar herhangi bir kaza durumunda parçalanabilir ve iç yapısında koruma olmadığından direkt ayaklarınız zarar görebilir. Motosiklet pantolonların iç yapısında koruma mevcut olduğundan güvenliğinizi bir tık daha yukarıya taşıyabilirsiniz. Orta seviye bir montum olduğunu söylemiştim. Nedir bu orta seviye mont? Dirseği koruyan, sırtı koruyan, göğsü koruyan ve omuzları koruyan montlardır. Bu montlar orta seviye ve üstüdür. Size önerim, montlarınız kaliteli ve cepleri sizin ulaşabileceğiniz bir pozisyonda olmasına dikkat edin. Eldivenler bana göre ikinci güvenlik ekipman sınıfındadır. Nedeni ise motosikletle kaza sırasında motordan düştüğünüz zaman yer ile ilk teması eldivenler yaşayacaktır. O yüzden eldivenleriniz kaliteli ve sağlam olması lazım. Eldivenle ilgili bir dipnot söylemem gerekirse, eldivenlerinizin parmak uçları telefon ekranında işlem yapmanıza olanak sağlamasına dikkat edin. Çünkü uzun yolda çok önemli, çok önemli. Eldivenlerinizi çıkarmak istemezsiniz sürüş sırasında. Gelelim en önemli ekipmana. Kask arkadaşlar. Kaskınıza parayı kıyın benden söylemesi. İnsan bir uzuvunu kaybeder, yaşamaya devam eder. Ama kafada oluşmuş bir olay insan hayatını tehlikeye sokar. Kaskınız kaliteli olsun. Bilinen kask markalarını tercih edin. Ben AGV K5 Tornado modelini kullanıyorum. İyi bir para vermiştim. Kaskınızın hacim boyutunu kafanıza doğru seçmeniz lazım. Ne bol olacak ne çok sıkacak. Almadan önce deneyin. Uzun yola çıkacaksanız kaskınızın içinde kesinlikle gizli güneşlik vizörü olsun.
Ana vizörünüzü de değiştirebilirsiniz. Güneşli havaya göre vizör takarsınız. Ama akşama kalırsanız normal şeffaf vizörünüz yanınızda olması lazım. Kaskın içinde kesinlikle buff kullanmanızı öneririm. Sıcaktan kafanız terlediğinde terin kaskın iç sokusuna zarar vermeden direkt buff'a geçmesini sağlayacaksınız. Gelelim normal kıyafetimize. Burada ben arkadaşlar kışa giderken siyah kot giydim. Uzun süre seyahat ettiğinizde istemsizce oturduğunuz yer terliyor. Sadece orası terlemiyor. Her yeriniz terliyor. Ya da kışın seyahat edecekseniz açık yerleriniz üşüyor. Ben yazın seyahat ettiğim için terlemeye maruz kaldım. Uzun yol gidecek arkadaşlara önerim. Sakın şortla veya incecik pantolonlarla sürüş yapmayın. Yazın seyahat ettiğinizde altınızda şort olursa uzun süre güneşten dik gelen ışığa maruz kalırsınız. Bunun sonucunda halk arasında dendiği gibi amele yanığı olabilir. Bu sadece pantolon için geçerli değil. İster üstünüzde kolları açık bir şey olsun, ister eldivenleriniz olmasın. Güneşe karşı bir çözümünüz olmayacaktır. Bu yüzden seyahat ederken her yerinin kapalı olmasına dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar bence bu videoda bu kadar bilgi yeter. Bir sonraki videoda sohbet etmeye devam edelim. Şimdi sizi yollarla baş başa bırakayım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Önerileri ve soruları her zaman açığım. İyi seyirler.
Kız yavaşla. Neredesin ya? Hadi.